Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imi şeyin illa yusebihu bihamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatü beden daima. Sayfa 195 Kastamonu. Bu asada da ciddi bir ışık tutan bir mevzu. Çok hoş. Hemen şunu söyleyeyim. İlmin kıblesi sadakattır. Sadakat olmayan ilim cehalete hizmet eder. Sadakatı olmayan adalet zulüm yapar. Sadakatı olmayan enfusi tefekkür çöküntüye uğrar. Sadakat istikamet getirir. İstikamet hidayeti, hidayet de ruhun cennetidir der. Sadaka çok önemli. Realitesi şudur, yani vücud haricesi. Laika okumayanda istikameti beklemek muhaldır. Böyle bir şey yoktur. Bunu adınız gibi bilin. İstikamet olmaz. Yani ya ifrattadır ya tefritte, yer yer vasattadır. Dengededir ama düşüyor. Her an düşüyor. Nerede ne yapacağını bilmez. Estiği gibi yapar. Unutmayın, laikayı hayatına hakim kılmayan da ya ifrat ve tefrittedir. Tabiri diğerle Kur'an'ı hadissiz anlamak. Aynı böyledir. Sizin köylü örneğinde olduğu gibi. Ha, mesela benim köyde o adam. Kur'an'ı hadisi şerifsiz anlamak. Neyse, iman mevzularını, sözler, mektubat, lemalar, şualarını laikasız anlamak böyledir. Yani iman esaslarının hayattaki tefsiri, izahı, yorumu, yaşantı şekli laikadır. Mesela bak onlardan bir yer okuyorum. Aziz Sıdık Mustakim kardeşlerim. Güncel hayatta çok önemli olduğu için ikide bir laika diyorum. Çünkü çok ihtiyaç var. Çok ihtiyaç var. Gayet ciddi bir ihtar ile bir hakikati beyan etmeye lüzum var. La ya'lemun gaybe illallah. Sırrıyla ehli velayet gaybi olan şeyleri bildirilmezse bilmezler. La ya'lemun gaybe illallah. Gaybi ancak Allah bilir, bildirdiği kişiler de bilir. Demek. Ya mesela İstanbul'un fethedileceğini haşa, peygamberimiz haşa Tanrı değildi ki, öyle diyorum. Nereden bildi? Bildirdiği için. Müstakil olarak kendi başına Allah bildirmese hiç kimse gaybı bilemez. Mümkün değil, bu böyledir. La ya'lemun gaybe illallah. Herkese şamildir. Andır ve mutlaktır. Küllidir yani. Ama bir gaybi o şeyleri bildirilmezse bilmezler. Bu tamam mı? Tamam. En büyük bir veli dahi hasmının hakiki halini bilemedikleri için haksız olarak mübareze etmesini aşeri-i mübeşerinin mabenindeki muharebe gösteriyor. Ölçüyü görüyor musun? Yani en büyük veli dahi hasmının hakiki İçsel yapısını bilmediği için haksız olarak mübareze etmesini, haksız olarak mübareze ediyor, haklıyım zannediyor. Kim buna fiili bir örnek, aşere-i mübeşşerenin, ne demek? Cennetle müjdelenen. O da sahabe değil ha, normal sahabe değil. Yani cennetle müjdelenen 10 tane sahabenin içinde bile cereyan eden birbirine karşı mübareze bunu gösteriyor. Abdurrahman bin Avf mıydı? O var. Evet. O şeyin haricilerin tarafından mı kalmıştı? Evet. Yani. Abdurrahman bin Avf. Yani zikretmek istemiyorum. Öteki tarafta kaldı. Acayip bir şey ya. Demek ne yapacağız? İki veli, İki ehli hakikat birbirini inkar etmekle makamlarından sukut etmezler. Yani
onu inkar ediyor. İnkar etmeyle düşmez. Aşağıda söyleyecek zaten ama belki zamanımız yetmez. Ben acele edeyim. Bu sönelinen şahsi hukuktur. Umumu hukuka taalluk eden şeylerde işaret edeceğiz 67'de zunnar ve şapka gibi şeyler, yani küfür iman kalbi bir sıfattır veya iman kalbi bir sıfattır. Kalbin sıfatına kimse ıttıla edemez, bilemez. Ama o sıfata umurla, yani işlerle intikal edilir. Zahiri şeriata bilerek muhalefet eden, bilerek başka bir yerde severek de geçiyor. Bilerek ve severek muhalefet eden onunla hüküm alır. Mesela bilerek, severek, bilerek şapka ve zunları takarsa, ne kadar derse desin bilerek, benim imanım var, imanlı olmadığına delildir. Başka bunun şeyini yapıyorum. 466 mektubatta mütekellim vahde olsa musaması amali salihtir. Bak hep laikalardan şey yapıyorum. Mütekellim yani mütekellim yani kişinin kendisi olursa, şahsi hukuksa olursa musaması amali salihtir. Mütekellim mal gayr olursa musaması amali talihtir, cinayettir, hıyanettir. Karıştırmamak lazım. Tamam mı? Yani şahsi hukukta diyor ki olan şu adam zındık. Bu adam zındık. Nereden şey yaptın? Bu adam imansız. Yani emarelerle eylemle imansızlık ancak şey yapabilirsin. Eyleme zıt olduğu halde nasıl ki diyelim adamın imansızlığı ima edecek, bu mantığı iyi dinleyin. İmansızlığı ima edecek eylemi ve sözleri yoksa imansız demek kişi imansız ettiği gibi eylemiyle sözleriyle kafir olduğu halde Müslüman demek de bunun zıttı kadar cinayettir. Yani Allah ile sizi tanıştıran ne kadar size büyük iyilik yaptığı gibi Allah ile sizi koparan da Allah'ın zıttı kadar size ihanet ve cinayet ve kötülük etmiş olur. Demek ki şeriat zahire bakar, Allah bilir diye de geçiştirme. Burada şahsi hukuktur. Şahsi meselelerde sahabeler arasındaki mübareze içtihadidir. İman ve küfür meselesi değildir. Bu anlattığı. Dolayısıyla bizim arabamızdaki şey imani mesele, küfrü mesele değildir. Yalnız yanlışlık nedir? Yanlışlık. Yanlışlığı hatırladınız mı? Tatbiki nazariyattan geliyor. Yani var olan bir hakikatin eylemdeki uygulanışı. Nasıl uygulanacağını bilememekten geliyor. Tamam. Şimdi çok önemli ya. O kadar acayip ki şahsi hukuk, umumi hukuk, külli ve am meseleleri, sari, remzi mesela, mecaz, sari. Mesela meylimize göre sari, mecaz, mecazı sari yapmak. Burada şahsi şeyi anlatıyor. En büyük bir veli dahi hasbının hakiki halini bilmedikleri için haksız olarak mübareze etmesini aşere-i mübeşşerenin mabeynindeki muharebe gösteriyor. Demek iki veli, iki ehli hakikat birbirini inkar etmekle makamlarına sukut etmezler şahsi. Bu adam böyledir, şöyledir. Meğer bütün zahiri şeriata muhalif ve hatasız zahir bir içtihat ile hareket edilmiş ola. Yani bütün dine, Kur'an'a muhalifse davranışı, sözleri ve fiili, ha tamam orada geçmez bu. Ne dedi? Meğer bütün zahiri şeriata muhalif. Ya niyeti bu değil. Savaştayız arkadaşlar. Savaşta cephanelikte nöbet tutan bir insan düşünün. Gaflet ile ihanet aynıdır. Netice çünkü aynı askeriyede. Mesela
cephanelikte nöbet tutuyorsunuz. Uyudun, düşman geldi, havaya uçurdu cephaneliği. Neyse, sen cephaneliği uçurdun, netice aynıdır. Gafletle yapman gerekeni, demen gerekeni dememen, yapman gerekeni yapmaman, onun uçmasına sebep olduğun gibi, senin uçurman da aynı netice veriyor. Askerlikte gafletle ihanet, neticesi aynı oluyor. Meğer diyor, bütün zahiri şeriata muhalif ve hatası zahir bir içtihat ile hareket edilmiş ola bu sıra binaen. Yani bazı alimler güneşte ısınan suyla abdest alınır, alınmaz. Tereddüt etmişler, ihtilaf etmişler. Birisi de çıkıyor diyor ki, affedersin necasetle, idrarla abdest alınır diyor. Bu nasıl ki şeriata uygun değil söylediği şey. Bu böyle bir şeyse artık yoldan çıkmıştır. Evet. Ama öteki şey öyle alınabilir, öteki öyle alınamaz. Bunlar da muhalef olabilir yani. Evet. Zaten ben insan tanımlamamda bunu kullanıyorum bayağı, bu meseleyi. Ama başıma da bayağı sorun aldım Murat. İpekoğlu'nun düğününde de sıkıntı oldu. Evimi çevirdiler o. İndiğim zaman. Gördün değil mi onu? Yok ben duydum. Duydun. Sizden duydum. Çevirdiler beni. Yani anlattım düğünde 10 dakika konuşacağım. Tamam dedim şimdi ya sen konuşuyor canım. Ya ne olacak yani evde huzur nasıl olacak? Temelini koydum. Dedim ki evde huzurun sebebi imanı bil ahirete artma nispetinde evde huzursuzluk olmaz. O eve imanı bil ahiret hakim olursa herkes haddini bilir hududunda kalır. Yoksa ama dedim, biz öyle bir garip bir mahlukuz ki bu asırda, bak şimdi, öyle bir garip mahlukuz ki, nasıl bir şeyiz? Maya tutmuyor, okunan ders tutmuyor. Yani ne bileyim, sanki akü var ya, akü, ceyranı yük diyorsun şarj, çinko bakır dioksit şeyler, izgarada böyle, artık dökülmüş aşağı, veriyorsun şarja, tutmuyor. Tutmuyor kardeş, her sabah arabayı itiyorsun. Her gün derse gel diyorsun, her gün derse gel diyor. Niye kendin gelemiyor? Şarj tutmuyor kardeşim. Akü çökmüş yani. Bunu artık yapacak bir şey yok. Bunu şarja artık götürmeyeceksin. Al kaldırıp yeniden alacaksın alabiliyorsan. Almıyorsan kaldıracaksın, atacağım çöksün, uğraşmayacaksın. Ama biz şöyle bir mahlukuz dedim bununla alakalı bir şey. Bir, kimim ben ki niye maya tutmuyor? Bana niye maya tutmuyor? Sebebini kendim. Siz ha şöyle değilsiniz. Beni kendimi anlatıyorum. Ben kimim? Örf ve ananeye doğan, yani kültüre doğdum. Yani ben Rize'de falan köyde falan kişiden dünyaya geldim. Bunu ben seçmedim. O ortama, o kültüre, o geleneğe doğdum. Kültür ve örfe doğan, İtalyan kanunları ile ceza gören, Alman hukukları ile yönetilen, İsviçre kanunları ile evlenen, Yahudinin merhametsiz ticaret anlayışıyla ticaret yapan, İslamiyet'in %90 esasatı unutturulup %10 teferruatı ile meşgul ettirilen, İslamiyet'i elinden alınıp Kemalizm oyuncağı ile oyalandırılan, vefat ettiği zaman İslami usulleriyle gömülen bir mahlukum yani ben. Neyim o? Bir çingene bohçası gibi bir şey boşayım. Ben kimin bilmiyorum. Değil mi? Bak nerede neyim? İtalyan ceza hukuklarıyla ceza görüyor. İsviçre hukuklarıyla evleniyor. Alman hukuklarıyla yönetiliyorum. Efendim %90 esasatı unutturulup televizyonlarda açık oturumlarda %10 teferruatıyla bolduruyor. Kimse namaz kılınması lazım diye açık oturum yapmıyor. Namaz niçin kılınması lazım? Onu yapmıyor adam demiyor. Allah'a iman etmeyi tazelemek gerekiyor. Niçin oruç tutmamız gibi bir şey yapmıyor. Ne yapıyor bu teferruatıyla? %10 içtihadi meselelerle oyalandırılan, elinden İslamiyet alınıp Kemalizm oyuncağıyla oyalandırılan, vefat ettiği zaman İslami usullere göre gömülen ve ticaretini de Yahudi anlayışı, merhametsiz anlayışıyla yapan böyle bir mahlukum. Ben kimim şimdi? Hangisiyim? İşte
bu laikalarda şahsi hukuk, umumi hukuk. Burada ne dedi? Umumi hukuka geldi. Şahsi hukukta diyor birbirine hakaret etse, kafirdi falan dese olmaz. Ama şu olabilir diyor. Meğer bütün onun işleri zahiri şeriata muhalif, hatası zahiri bir içtihat ile hareket edilmiş olan zahiri hatasını da tevil etmek ahmaklıktır. Ahmağa da hiçbir şey anlatamazsınız. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki ben diyor Allah'ın izniyle ölüleri dirilttim. Amaların gözünü açtım. Cüzzam hastalıklarını iyileştirdim. Fakat ahmağa çare bulamadım. Ahmak nedir? Zahiri bir hatayı Hasan su içiyor. Öyle zannediyorsunuz. Abi nur içiyor. Nur. Su değil. Adama ne anlatırsan anlat. Ahmak. Su içiyorum lan. Ben neresi nur içiyorum? Bir şey söylüyorum. Diyorum ki dine muhalif. Aslında kast o değil. Kardeşim zahiri şeriata benim sözüm, fiilim muhalif veya dahil ise ona göre hüküm alırım. Sen bildiğin halde şapkayı takarsan niyete bakmıyor. Ya da dine hizmet diye din dışı bir şeyi sana yap diyor. Mesela faizi al diyor. Faizle al diyor. Faizi al oradan oraya ver diyor. Bu dine hizmet diyor. Yani faize bir kere Kur'an'da, hadiste Allah'a savaş açmaktır. Sıfır faiz devlersin ona. Evet. Şeyde bir tanesi çevirmiş şeyde şey yapmayayım. Ben bankalar diye bir ders yaptım. Bankalar diye. Orada kredi kartından bahsettim. Kardeşim genel konuşuyorum. Kimseyi kastetmiyorum. Herkeste kredi kartı var diye. Ben ne yapayım demeyeyim mi yani? Bende de yurt dışına çıkarken takıverdi. Konsolosluk diyor ki bankada para göreceğim. Yoksa vize vermiyorum dedi. Tamam kardeşim yatırdık. Yatırdık. Yatırdık arkamızdan banka bize kartı gönderdi. Tamam gönderdi. Ondan sonra iğnesidir. Abi bedava diyor ya hiçbir şeyin yok. Ona birkaç ayda kullandık. Arabayla giderken mazot aldık. Ona öyle bir para gidiyor ki ben hiçbir şey anlamıyorum. Elimden kart veriyorum kart alıyorum. Bir şey çıkmıyor. Ne harcadığım da belli değil. Önce çok harcıyordum. Yani elimden para gitmiyor ki. Psikolojiymiş meğer. Saydım 100, 200, 300. Bugün gelirken mazot aldık. Vallahi içim gitti. 100 lira ver. 2 tane 50 verdim. Kart verseydim ne verdim kart? Verdim. Aldım. Ne verdim? Hiçbir şey. Psikoloji olarak bende bitme duygusu yok. O harca da harca. Ama ay sonu geldi. Vay yanam. Tamam. Bu psikoloji var. Kartı arkama taktılar. Dediler ki hocam sıfır karta sıfır faiz var. Ulan inandım. Ulan babasının oğlum bir kere kartı bastırmak için para lazım. Bana bak kartı gönderiyor. Posta lazım. Kartı gönderiyor. Şey ve benden hiç şey almıyor. Vay be. Oysa bankaların müessesi Yahudi diyor. Ustad babam diyor ki babamın oğlu yapmaz bana ya. Ve her dem diyor bankalardan diyor istifade eden gavurların kendisidir diyor. Tamam. Meğer sonra ehline sordum. Ehline de bak kaç dakika? 8 dakikalık mıdır? 8,5 dakikalık bir ders var. Kredi kartlarına %0 faiz aldatması diye. Onu söyledi. Bir yerde dedim. Kendisi bana dedi. Borsada çalışıyor. Borsa var ya şey ticaret. Eminönü'nde. Ha orada kendisi. Adam eğli. Ondan sonra dedim. Nasıl hocam dedi. Çaktırmadan bunların detayları çok uzun. %2,5 senden gidiyor dedi. Ona nasıl gidiyor? Bak dedi. Senin bildiğin miktarı anlatacağım. Daha ötekileri değil. Kendisi ticaret bilmem şey merkezi ne diyorlar ona? Ticaret mi? Yok. Borsa. Borsada çalışıyor. Eminönü'nde. Orada çalışıyor. Bak abi dedim. Bunlarla kalıp kısa. Sen şimdi kış geldi dedi. Şimdi anlattı ya. Kazak dedi imalat ve satışı kaç paradır? 10 lira. Bu %50, %60 insanlar kart kullandığı için bu adam kazağın fiyatını 10 lira satacaktı. Hesap ediyor. 14 liraya satıyor. Sonra kapıya yazıyor. Kredi kartınıza %0 faiz. Hiç yok yani. Sen de diyorsun vay be. Oysa 10 liralık kazağı 14 liraya alıyorsun. Otomatik 4 lira fazla veriyorsun. Niye?
Karttan çektin. Adam karttan şey yapacak. Eğer girdin de kart kullanmadınsa adam 14 liradan 10 liraya düşüyor. Eğer kart kullanacaksan 13 liraya kadar düşebilir. Düşmez. Niçin? Kartlar çekti. Bu Müslüman kardeşimiz Hasan. Satan. Giren de Hüseyin. Müslüman Müslümana bak işte. Faiz alacak. Kaza kaç para 14 lira falan mı? İyi. Aldık. Ve seviniyoruz. Kartımızdan çektik. Hiç çekmedi yani. Faiz vermedik. Oysa bankaya benim param, benim şeyde bankandaki param, o hangisiyle hareket ediyor tak o bankaya geçiyor. Tamam 14 lira. Banka tam 40 gün kullanıyormuş. Ben nereden bileceğim ben bunu? 39 değil. 40, 50 değil. Hangi? 40 gün kullanıyormuş. Ben nereden bileceğim yani 40 gün kullandım? Genel buymuş. 40 gün. O kazak satan da bankaya diyor ki arkadaş paramı ver Hasan burada alışveriş yaptı. Olur mu ya? Ben boşuna mı şey yaptım? Ben kartı adama tutuştum ki harcasın diye bol bol. Ben 40 gün onun parasını kullanacağım. E şimdi istiyorum. Ha, o zaman paranı kırdırırsın. Ne kırdırma parası ne kadarmış? %2.81. Ben 2.5 demişim de. Yani 14 lira kazak sattı bana %3. Erken çekersen bankadan 40 gün beklersen aynı veriyor. 14 lira verecek. Banka kazakçıya 14 lira verecek. Erken çekersen %3 kırıyor. %3 14 liradan kaç para yapar? 4.2 yapıyor bak. Ve ne yaptı? 10.2. Otomatik olarak kaza 10 liraya sattı. Adam tamam kaza sattı. Gitti bankadan kırdı aldı. Ben kaça aldım? 14 liraya. Kim kredisine kartına para verdi otomatik? Ben değil mi? Hani kredi kartına 0 faiz vardı? He? 10 liralık kaza 14 liraya aldın. Haberin var mı? Neyse. Yani sevgili arkadaşlar, bu düzenbaz bu sistem, Yahudi zihniyeti bir kere mantıken benim lehime işlemez. Hani adam gibi adam olalım. Diyelim ki doğru lan. Doğru bak. Bunda merhamet cari işler sana. Ona hakikaten ya biz pek yapamıyoruz. Adam değiliz. Hakikaten sistemi savunmana gerek yok kardeş. Gerek yok. Savunma. De ki hakikaten ben yapamıyorum. Olmuyor. Veya birileri de buna mecbur olduysa mecbur olmuştur. Ama savunma. Demek ki dindir. De ki yanlış ama demek ki bu sistemde ne bileyim oluyormuş. Savunma imanın şey yapsın. Ben şimdi kartı nasıl savunacağım? Faizi ben nasıl savunacağım ya? Ayet-i kerimeyle sabittir ki Allah'a savaş açmaktır. Bitti. Bunun lamicimi yok. Şimdi meğer bütün zahiri şeriata muhalif, hatasız zahir bir içtihat haliyle hareket etmiş olan. Hataysa hatadır. Kim ise, kimseyi kastetmiyorum. Ben yapıyorsam benim. Kim yapıyorsa o. Yalan konuşuyorsam yalancıyım. Faiz yiyorsam faiz yiyorum. Tam o kadar kardeşim. Bana da taktı işte. Yurt dışına vize alacağım. Taktı. Bankaya hesap yatıracaksın dedi. Vizeci dedi ki paran olmaz. Hem de dedi öyle bugün yatırdın yarın vize al yok diyor. En az 2-3 ay paran yatmış olacak dedi. 2-3 ay dedim ki ona sen benim hesabıma yatır Celal. Sen de İsmail yatırın tamam. Yatırın biraz dursun. 2-3 ay kanaat getirsin. Vizeci ki konsolosluk Hasan'ı almaya vize verelim. 2-3 ay 4 ay para kaldı. Başvurduk. Tabii ki o bankaya yatırınca arkamdan göndermesinler mi? Gönderdi. Ne bu? Ya banka sana kıyak geçiyor parayı bize yatırdığın için. Abi bedavadan. Ulan senden kesiyor ama hiçbir şey yapılmaz. Meğer gittim dükkana dedikken kartla mı alışveriş yapacaksınız? Evet. Tamam 14 lira kardeşim kızım. Ya nasıl 10 liraydı ama demiyor tabii 10 lirayı. Kart yok. Neyle yapacaksınız alışveriş falan? Ya ben peşin. 10 lira diyor. Bak çaktırmadı. Ama ahmak görürse sen kartsız dahi olsan 14 liraya sana da çakıyor ama geneli söyledim yani. Yani Müslüman bir şey bilecek. Nedir o? Burada ne anladık? Bak dersi kapatıyorum. Bu derste ne anladık? Şahsi hukuklarda birbirini itham etmekte o makamdan düşmez. Tamam. Düşmez. Çünkü hakiki tarafını bilemez. Umumi hukukta içtihadı ve fiili bütün dine, zahiri şeriata muhalifse hala onda hikmet aramak ahmaklıktır. Ahmağa muamelemiz nedir? Bırak sarhoşu dedi babamın bir sözü var. Bırak sarhoşu kendi yıkılsın.
Onunla uğraşmayın. Çünkü niye? Senin meşgul olacağın sokakta o kadar insan var ki. Bırakın ahmağı, haramı helal diyen ahmakla uğraşmayın. Sokakta hiçbir şey bilmeyen, nasılsın kardeşim, değilim, böyle bu sarhoşlarla uğraşın daha iyi evladır. Çünkü bunlar bizi dinler. İnanın bana, sizin anlatacağınız bilgiye o kadar muhtaç insan var ki. Ya bunlar parsellenmiş, eski binayı tamire kalkmayın ne olur. Ben 52 yaşındayım, bıktım artık tamir binaları tamir etmekten. Ve tamir ediyorum Sıvay Murat, tekrar öteden düşüyor. Bura sıva düşüyor, bu evi yapıyorum tavan düşüyor. Lan onu yapacağına git arsa al, yeniden bina yap. Yok bina, git çadır koy. Neyi anlatmak istiyorum? Parselli, cemaatli insanlara uğraşmayın. Hatta ustad hocalarla uğraşmayın diyor. İki manası var. Hocalarla kavga etmeyin diyor. Yani uğraşmayın, koy kenara. İki, bana göre manası. Hocalarla uğraşmayın çoğunlukla. Bir şey olmaz onlardan. Bu uğraşma kardeş. Şimdi parselli şu, eski bina şu. Cemaati mi var kardeşim? Bir meşrebi mesleği mi var? Onu tamir etme. Boşuna niçin yapıyorsun kardeşim? Niçin onlar? Ama Hasan Feyzi abi de ya. Bu Hasan Feyzi abiye uymuyor. Ne diyor? Söyle. Hasan Feyzi abi biliyorsun abi tarikat şeyhiydi. Üstad uğraşmıyor mu? Ha ne yaptı? Ustada geldi. Ve çok da büyük hizmet. Bir tabii. Senede diyor ne kadar hizmet. Hasan yapıyor. Feyzi, Mehmet Feyzi, Hüsrev Altınbaşak bunlar şeyhti. Evet. Ama geldiler. Hasan Feyzi abim 200 küsür tane müridiyle okudum. Mehdi olarak kabul etti. Teslimi silah etti. Teslimim abi, ustadım dedi. Teslim oldu. Bunların biz hizmet değil ayaklarını bile yıkarız. Ha adam direniyor. Batılı hak görüyor. Onu kastediyoruz. Hmm. Yani bütün diyor zahiri şeriata muhalif ola. Tamam mı? Olduğunu göre göre. Adama diyorsun ki vardır. Ama bak şimdi diyorsun ki kardeşim bu haram. Tamam. Bu bak diyor ki meğer bütün zahiri şeriata muhalif hatası zahir bir içtihatla hareket edilmiş o. Adam bir de savunuyor yani. O ama sen bilmezsin hizmeti anlamamışsın ya bu zamanda falan. Tamam. Bununla ne uğraşıyorsun kardeşim ya? Karacaköy'de adam yok. Çatalca'da adam yok. Gel İstanbul'da ben sana 10 tane veriyorum. Çık dışarı. 10 tane avlan ya. Metroya bin 100 tane bulursun. Aman her metroya binin şey ben Üsküdar giderken öyle mi? Kart veriyorum. Tanışıyoruz adamlarla. O yüzden şey yapmadım aldı. Kart veriyoruz. Konuşuyoruz. Maçtan geliyorlar. Geçen o sipsiyah adam işte. Acayip adamla tanıştık. Zembellah gibi adam. Cebinden şey çıkarttı. Tesbih böyle değil mi? Öyle miydi? O böyle çıkarttı. O da yanımdaydı. La ilahe illallah Muhammed Resulü. Baktım İslam'a falan böyle. Sipsiyah ben de şöyle yaptım. Yani lisan o kadar yapabilir. Lisanımız tutmuyor Türkçe, Türkiye'de ama. Benim bembeyaz sen sipsiyah bak ama Allah. O zaman hemen çıkarttı. La ilahe illallah bak ben de Müslümanım diye. Cebinden o büyük tesbihleri çıkarttı. Kart var ya böyle. Onlardan çıkarttı. Kart çıkarttı adam. Tesbih öyle bizim gibi ufak tesbih falan değil. Araba yolda kasa çeker ya. Ya mübalağasız ya bu yanımdaydı Furkan ya. Diğer o gençler vardı, maçtan geliyorlardı Fenerbahçe şeyinde. Bir tane de zındık var orada adam. Ulan takkeliyiz ya, ulan bu iki genci yakaladı. Adam içi çıldırıyor, bu gençlere bir şey anlatıyor diye. Hatırlıyor musun seni, var mıydı? Adam yapıyor, bakayım nasıl avlayacak iki tane. Onun kaş ve göz arasında hiçbir şey diyemedi, yabancı ya. Çocuklara da şey yapıyor, maçtan gelmiş çocuklara. Biz de tak çok güzel oldu. Bir tanesi Malatyalıydı, bir tanesi Tokatlıydı galiba o çocuklardan. İyi hatırlıyorum. Kartı verdim, Risale'ni aldık. Kartı da verdim. Şeyi de anlattık. Karşıki iki Nisa da dinliyor. Ha bunlarla daha keyifli oluyor. Ya ben bir Müslümana bir şey anlatmaktansa solcularla meşgul olmak bana daha keyifli ve daha ciddi geliyor. Adam dinliyor ya. Ötekisi, ihtiyaç daha fazla. Abi. Mesela derse davet ediyorum, ediyorsun şöyle diyor. Sen de benim cemaatime gelirsen ben de gelirim. Pazarlık yapıyor. Yani bununla ne uğraşacaksın? Bu adam var zaten. Peki gelip de ne yapacak burada? Gelip bizde namaz kılmıyorsa namaz başlayacak öyle mi? Kur'an bilmiyorsa Kur'an öğreteceğiz vesaire. Onu zaten cemaatinden bulmuş. Ne getireceksin ki? O zaten neticeyi yapmış yani. Namaz kılıyor, televizyonlardan uzak duruyor, hakkı hak biliyor. Tamam gelip de ne yapacak? Aynı şeyi yapacaktık. Zaten yapıyor. Dokunma orada olsun. Peki
Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tüm selavat.